Kur'an-ı Kerim. Bütün cevapları orada. Tüm sorunlarının çözümleri. Ne zaman darda kalırsan ondan yardım al. Gece huzur içinde uyu Zeyn Abdullah. Çünkü yarından itibaren evliliğimizin hikayesini yazan taraf ben olacağım. Senin karın Aliya Zeyn Abdullah. Özür dilerim anne. İlacını getiremedim. Eczanede bırakmak zorunda kaldım. Getiremediğim için çok utandım. O kadar ki bir şurubu bile alamadım dedim. Ama bugün mutfak dolaplarına baktığımda birçok öksürük şurubu olduğunu gördüm. Bu da beni çok rahatlattı. O dolapta o kadar çok şurup var ki en az bir yıl yenisine ihtiyacın olmaz. Biliyorum ben bu evde yeniyim. O yüzden bu evin adetleri, kuralları, kaideleri benim için çok yeni. Ama yavaş yavaş bir şeyler öğrenmeye başlıyorum. Ve sana söz veriyorum. Yakında hepsini öğrenmiş olur. Şikayetçi olmana fırsat vermeyeceğim. Buraya kadar yaptığım hataları tekrar etmeyeceğim. Çünkü ben de artık değişeceğim. Her anlamda. Söz veriyorum.
ben büyülendim. Hayır, yani demek istediğim... Sana cevap verecek kadar cüretkar. Sana böyle cevap verebildiğine göre... Zeyne yapacaklarını Allah bilir sadece. Ben artık gideyim, ha? Yeterince uyudun. Ne dedin? Yeterince uyudun. Kalkma vaktin geldi Zeyn Abdullah. Sen hala dersini almadın mı? He? Dün akşamki olay yetmedi galiba. Bir ders aldım. Bu doğru. Aslına bakarsan mutluyum. Dün akşamki tiyatrodan memnun kaldım. O tiyatro değildi. Hayır, tiyatroydu. Üstelik en ucuzunda. Sen beni aşağıladın. Herkesin önünde alay etmeye çalıştın. İnsanlara benimle evlendikten sonra acı çektiğini göstermek istedin. Ama sonunda eline ne geçti biliyor musun? Benimle birlikte babanı, benim dayımı, ailemizi ve evliliğimizi küçük düşürmüş oldun. Orada aslında kendini küçük düşürdün. Ve hala bunun farkında değilsen yapacağın tek şey var. Kendinden utanmak. Kendinden utan. Bu kadar sinirlendiğini görmek güzel. Benimle uğraşma. Ben tehlikeliyim. Anlaşılan sen de sarhoşsun öyle mi? Yürekli olmak için alkol almaya gerek yok. Ben haram olan hiçbir şeye el sürmem. Öyle mi? O zaman hırsızlık da haram değil. Sen bu dünyada açıklama yapacağım son insansın. O mağazada olanları Allah'ın biliyor olması bana yeter. O halde neden sarhoş olduğumu da biliyordur. Tabii ki biliyor. Ama sorun senin neden sarhoş olduğunu bilmiyor olman. Benim de tavsiyem bu. Uyan artık Zeyn Abdullah. Bu dünyada bir tek sen kalsan, yine de aklına ihtiyacım olmaz. Hiç olmazsa bunu kabul ediyorsun. Tavsiyeye ihtiyacın olduğunu biliyorsun. Ama birkaç noktayı anlaman gerek Zeyn. Seninle ailemin iyiliği için evlendim ben. O yüzden bir prens olduğun gibi bir düşünceye kapılma sakın. Gerçek şu ki sen beş para etmez karaktersizin tekisin. Yaptıklarınla ailenin parasını boş yere heba etmiş oldun. Cehenneme hoş geldin. Bunlar senin sözlerin değil mi?
Ama şu var ki, bugün bir cehennemdeysek eğer, bunun tek sorumlusu sensin. O yüzden alışsan iyi olur. Çünkü seni azat etmeyeceğim. Ne sen yakışıklı bir prenstin, ne de ben seninle evlenecek kadar umutsuzdum. Ama evlendik. O yüzden sözüme sadık kalacağım. Senin ne yapacağın hiç önemli değil. Bu yolda karşıma çıkacak engeller hiç önemli değil. Çünkü ben sadece senin eşin değilim. Bu ailenin de gelinliği. Son bir şey daha var. Söyleyeceğin her şeyi dinleyeceğim. Tek bir şartım var. Haklı olma. Haksız olduğunu gördüğüm an bunu hemen yüzüne vuracağım. Ve bunu çok sert yapacağım. Zeyn dün gece boşanmaktan bahsetti. Ben de bunu yeni bir boyuta taşımak istiyorum. Bunu da doğru yolla yapacağım. Şaban'ı ara hemen. Suraya yenge arıyor. Alo. Selamun aleyküm Şaban'a. Aleyküm esselam yenge. Nasılsın? Yemek daveti nasıl geçti? Şaban'a, seni Alya'nın kayınvalidesi olarak aramadım. Yengenim ben senin ama yengen olarak da aramadım. Seni bugün bir anne olduğum için aradım Şaban'a. Lütfen dinle. Zeyn'in annesi olarak seninle dertleşmek istiyorum. Demek öyle. Yüzüme vuracaksın. Benim evimde bana ders vereceksin, öyle mi? Bunu sana defalarca söyledim. Senin bu odadaki hiçbir şeyde hakkın yok dedim. Senin kendine hiç mi saygın yok ha? Çünkü kendisine bir parça saygısı olan bir kız böyle bir evliliği tercih etmez. Dün akşam içine düştüğü durumdan ötürü asla Alya'nın yerinde olmak istemez. Alya'nın bir hatası mı oldu? Ama yenge, dün akşam o davet verildi, öyle değil mi? Davet verildi. Ama ben hayatımda böyle bir rezaleti hiç yaşamadım. Benim oğlum, sevgili Zeyn'im, dün akşam eve ilk defa alkollü geldi. Sarhoştu, ayakta duramıyordu. Bunu bütün konuklar gördü. Kızını şehirdeki en iyi güzellik salonlarından birine gönderdim. En pahalısına. Peki sonra ne oldu biliyor musun? Salondan çıktıktan sonra bir alışveriş merkezine gitti. Ve orada hırsızlık yaparken yakalandı. Ne? Osman Abdullah'ın yeğeni hırsızlık yaparken yakalandı. Ha, kabul ediyorum. Bundan önce her istediğini satın alacak gücü yoktu. Ama şimdi böyle bir şeye yeltenmesine ne gerek vardı ki? O artık bizim ailemizden biri. Zavallı Zeyn yıkıldı. Dünyası karardı. Öyle bir kızın karısı olamayacağını söylüyor. Zeyn herkesin önünde duygularını açıkladı. Alya'nın onu ne kadar kızdırdığını, ondan ne kadar nefret ettiğini haykırdı. Tamam. Benden istediğin kadar nefret edebilirsin. Bu umurumda değil. Ne sevgin umurumda, ne de nefretin. Kendime olan saygım kısmına gelince, tam da bu yüzden bu odada kalmaya devam edeceğim. Neden biliyor musun? Çünkü sen benimle evlisin. Beni kabul ettiğini söyledin. O yüzden hoşuna gitse de gitmese de bu odada kalmak benim hakkım. Artık kendi kuralların mı var? Kur'an-ı Kerim'i biliyor musun? Çocukluğumuzda sana söylediklerimi hatırlıyor musun? Beni her incitişinde sen de acı çekeceksin Zeyn Abdullah. Bu sözümü unutma. Beni her incitişinde sen de en az benim kadar acı çekeceksin.
Bu doğru değil. Evlilikle ilgili haklarını İslam hukukuna dayandırıyorsun. Ama söz konusu hikayen olduğun zaman bunu yalnız yapmak istiyorsun. Tamam. Sen bilirsin. Nasıl istiyorsan öyle yap. Sadece tek bir şeyi unutma. Hikayen her zaman hikaye kalacak. Sen hayal dünyasında istediğin her şeyi yapabilirsin. Ama asıl gerçek benim yazacaklarım olacak. Hikayenin en heyecanlı yerine gelince o da gittiğin an olacak. Alia Gulam Haydar. Rüyanda görürsün Zeynep. Bir ay. Bir ay. Hepsi bu. Hepsi bir ay. Bir ay. Bu rüyayı gerçeğe dönüştüreceğim. Bir de biliyor musun? Sen haklısın. Dün gece rezalet çıkarmakla büyük bir hata ettim. Seni alay konusu yapayım derken kendim gülünç duruma düştüm. Ama buraya kadar. Bundan sonra tek alay konusu sensin. Sen kaybedeceksin. Ve ben kazanacağım. Göreceğiz. Göreceksin. Biliyorum dayıcığım. Dün olanlardan sonra benim için artık daha çok endişeleniyorsun. Ama ben de sana şunu söylemek istiyorum. Benim için endişelenmene gerek yok. Senin, annemin ve babamın bana olan güvenini asla sarsmam. Sizlerin başını öne eğdirecek bir şey yapmam. Sana söz veriyorum. Evet, tren biletinin fiyatını sormak istiyorum. Bombay'e. Bir bilet sadece. O kadar çok mu? Hayır, sorun değil, ayırın lütfen. Teşekkür ederim. Anne, sen de babam da Ali ile konuşmuşsunuz. Neden bana hiçbir şey söylemediniz? Hayat, git valizi getir kızım. Valiz mi? Nereye gidiyorsun? Sen sana söyleneni yap sadece. Git getir. Nah, buradasın Zeyn. Ne oldu? Tek bir adet kaldı. Abdullah da bunun için burada. Adet mi? Hangi adet bu? Bu Bhopal'in en eski ve önemli geleneklerindendir. Yeni evlenmiş çiftlere özel bir adet. Eşler aynı tabaktan yemek yemek zorundadırlar. Kocadan karısı ne yiyorsa onu yemesi beklenir. Ve o yediği sürece yemeye devam eder. İnanışa göre böyle birlikte yemek onları bir arada tutar, sevgilerini güçlendirir. Ah işte. Gel canım.